Olay TV'den hepinize merhaba. 2018 yılının ilk programıyla sizlerle beraberiz. Özgür Erdursun'la Sosyal Güvenlik programına yeni yılda başlıyoruz. İlk programımızı yapacağız, yeni yılın ilk programını. Ben Deniz, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Mali Müşavir Özgür Erdursun. Yıllardır Olay TV'de sizlerle beraber oluyoruz. Sosyal güvenlik konularındaki son gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Başlıca konularımız oluyor. Ne zaman emekli olacaksınız? Sosyal güvenlik haklarınız nelerdir? İşçilerin, işverenlerin haklarını anlatıyoruz. Canlı telefon bağlantıları yapıyoruz. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde Özgür Erdursun olarak varım. Beni ekleyebilirsiniz. Twitter'da bol bol paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Facebook'ta aynı şekilde kanunlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Instagram'a da ara sıra resimlerimizi koyup reklamımızı yapıyoruz. Bizleri takip etmek isteyenler Facebook, Twitter, Instagram'dan bizleri takip edebilirler. Sorularını da sorabilirler. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz bu programda. Hatta Türkiye dışından bizleri aramak isteyenler Avrupa'dan da arayabilirler, Amerika'dan da arayabilirler. Yurt dışında çalışanların, Türklerin Türkiye'deki sosyal haklarını, emeklilik haklarını da biz bu programda anlatıyoruz. Birçok konuyu ele alıyoruz programımızda. Çok dinamik sosyal güvenlik sistemi gerçekten. Her an değişiklikler olabiliyor. Biz geçen hafta aman dikkat edin, şu konulara dikkat edin dedik. Çünkü asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber birçok parametrede de değişiklik var. Asgari ücrete bağlı olarak bugün onlarla ilgili bilgiler aktaracağız. Bir taraftan taşeronların durumu var. Taşeronlara kadro, bilinmeyen çok konu var ve bununla ilgili inanın artık telefonlarım susmuyor. Sürekli Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden belediyelerde çalışanlar bizleri arıyorlar. Özgür Bey ne yapalım? Bize bir evrak verdiler. Bu evrağı imzalayalım mı? Haklarımız ne olacak? Maaşımız yükselecek mi? Belediye taşeronları bizleri arıyor. İşte kamuda çalışanların bazı kamu kurumlarında kadroya geçmesi, işte PTT çalışanları, Çaykur çalışanları gibi bu durumda olanlara bazı haklar verilmedi kadroya geçişlerde. Arıyorlar, bu haksızlık değil mi? Bize haksızlık yapıldı diyenler var. Çok mutlu olanlar var. Kamuda yaklaşık 400 bin kişi, 400-450 bin arası kamuda kadroya geçti. Bu kişiler mutlu çünkü birçok hak elde ettiler ama belediyede çalışanlar aynı durumda değiller. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz programımızda. Birçok konuyu anlatacağız. Sürekli ekranımızda telefonlarımız yer alacak. Bizlere soru sormak isteyenler direkt canlı telefon bağlantılarıyla da bizlere sorular sorabilecekler. Bizler de bildiklerimizi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabii programı yaptıktan sonra bize ulaşmaya çalışanlar direkt Olay TV arıyorlar. Biz sadece Olay TV'de geliyoruz, programımızı yapıyoruz, gidiyoruz. Ofisimizden bize ulaşmak isteyenler özgürerdosun.com.tr internet adresinden, ayrıca bana ulaşmak isteyenler yine ulaşabilirler. Profesyonel destek konusunda benden yardım isteyenler bana ulaşabilirler. Şununla karşılaşıyorum. Ofisimize geliyorlar. İşte Özgür Bey, biz aslında sizinle daha önce görüşmek istiyorduk ama size ulaşmanın biraz zor olacağını düşündük. O yüzden İşte size ulaşamadık bir türlü diyenler var. Bize ulaşmak çok kolay. Özgürerdosun.com.tr adresine girdiğinizde orada iletişim bilgileri bölümünde telefonlarımız var. Hafta içi bu numaraları sabah saat 9, akşam saat 18 arası arayabilirsiniz. Arkadaşlarımız size zaten gerekli bilgileri veriyorlar. Randevu alıyorsunuz. Bizimle görüşmek isteyenler ofisimize gelip bizimle görüşebiliyorlar. Çok zor değil. İşte Özgür Bey aylardır size ulaşamadık diyenler için bir açıklama yapma gereği duydum. Şimdi konular çok fazla. Hemen sözü uzatmadan birçok konu var. Bugün anlatacağız. Onlara bir geçelim isterseniz. Çünkü asgari ücret rakamı belirlendi. Asgari ücret 2018 yılında ne kadar oldu? Tabii insanlar merak ediyorlar. Asgari ücret 1450 lira oldu. AGİ ile beraber eski fiş parası şu anda AGİ olarak dahil ediliyor. En az bir kişinin eline 1603.12 lira para girecek. Asgari ücretin net rakamı 1450 liradır. AGİ ile beraber 1603.12 lira oldu asgari ücret. Asgari ücrete bağlı olarak birçok konuda değişiklikler var. İşte Bağkur primleri değişti, isteğe bağlı primler değişti, işsizlik maaşları değişti. Bunların hepsiyle ilgili ben bugün programda bilgi aktarmaya çalışacağım. Ek 5 ödeyenler, isteğe bağlı prim ödeyenlerin primleri değişti. Ek 5 primleri 583.48 lira oldu. Bugün evinde hiç çalışmayan isteğe bağlı Bağkur'a, isteğe bağlı SSK zaten 1 Ekim 2008 yılında kaldırıldı. İsteğe bağlı Bağkur var sadece. Bunun altını çizerek söyleyelim. İsteğe bağlı Bağkur primleri 649.44 lira oldu.
İşverenlerin ödeyecekleri primleri merak ediyorlar. Ya işverenin cebinden ne kadar para çıkacak? İşverenin cebinden çıkacak para normalde ödemelerini düzenli yapanlar teşviklerden de yararlanıyorlar. İndirimlerden de yararlanıyorlar. Ödemesini düzenli yapıyorsa her ay 559.58 lira asgari ücretle çalışan birisi adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na sadece işverenin ödediği prim 559 liradır. Ama ödemelerini düzenli yapmıyorsa şayet 761 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim öder. Ayrıca AGİ sonrası kalan vergi ve damga vergisi var. Bunlarla beraber de 870 lira civarında bir kişi yanında çalıştırıyorsa asgari ücretle o kişiye 1603 lira veriyorsa işveren 870 lirayı da devlete ödemek zorunda. Ben bununla ilgili paylaşımlar yapınca Facebook'ta ya da Twitter'da bana kızanlar var. Özgür Bey niye böyle söylüyorsunuz? 867 lira. 867 lira işveren ödemiyor ki. Bunun bir kısmı işçinin, bir kısmı işverenin cebinden çıkıyor diyorlar. Hayır efendim öyle olmuyor. Türkiye'de bütün para işverenin cebinden çıkıyor. Çünkü çalışan diyor ki ben sadece maaşımı bilirim. Benim maaşım ne kadar? 1450 lira. AGİ ile beraber 1603 lira. Vergi mergi beni ilgilendirmez. Bununla beraber işveren bütün para işverenin cebinden çıkıyor. Bu nedenle işçi için ayrı bir kesenek, işveren için ayrı bir kesenek gibi düşünmemek lazım. Bunları işçi bu kadar parayı işçisine, işveren bu kadar parayı işçisine, geri kalanı da toplu olarak devlete ödemek zorunda. Sonuçta hepsi işverenin cebinden çıkıyor. Şimdi tabii gelir vergisi var. Bu gelir vergisi konusu ülkemizde hep diyorlar ya, asgari ücretliden vergi alınmasın, asgari ücretliden vergi alınmasın. Asgari ücretliden aslında tamamen vergi alınmıyor. Bugün en az bekar birisi için 258 liradır gelir vergisi tutarı, asgari ücret üzerindeki vergi 258.76 liradır. Ama bunun 152 lirasını devlet diyor ki işverenlere, bu parayı siz işçinize ödeyin. Ve evet AGİ ile beraber 152 lirayı işçinize ödeyin. Bana kalan parayı ödeyin diyorlar. Yani ne kadar geriye kalıyor? 106 lira. Bu AGİ nedir dediğimizde AGİ işte normalde asgari ücret 1450 liradır ya. Bu vergide medeni duruma göre 152 lirası fiş parası, eski fiş parası maaşa dahil oluyor. Geriye kalan 106 lira da medeni duruma göre de değişiyor bu. Evli, eşi çalışmayan, işte 3 çocuğu varsa bu sefer bu 258 liranın tamamını devlet diyor ki sen işçine ver, bana hiçbir şekilde para verme. Bu da ne anlama geliyor? Asgari ücret herkes için 1603 lira değil. Bunlarla ilgili de şöyle hemen kısaca bir bilgi vereyim. Ne şekilde oluyor diye. Biz bunların hepsinin paylaşımlarını zaten Facebook'ta yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde de bilgi de aktarmak istiyorum sizlere. Kimler için ne kadar para ödenmesi gerekiyor diye. Çok hızlı bir şekilde şimdi sizlere bu konuda bilgiler de aktaracağım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bilgilere girelim. Birçok konu var sizlere bugün anlatacağım. Onlardan bir tanesi tabii ki asgari ücret ve asgari ücrete bağlı olarak yansımalar konusu çok önemli. Hemen şuradan ben hızlı bir şekilde girdim. Asgari ücret ve asgari ücrete bağlı tüm değişiklikler. Şimdi asgari ücret dedik ya herkes için 1450 lira, tüm asgari ücretler için 1450 lira. Ama ele geçecek para herkes için 1603 lira değil. Bugün bekar birisi için 1603 lira asgari ücretlinin eline para geçiyor. Evli, eşi de çalışıyorsa yine 1603 lira geçiyor. Evli, eşi çalışıyor, işte bir çocuğu var, 1625 lira, 1648 böyle devam ediyor. Evli, eşi çalışmıyor, iki çocuğu olanlar, 1679. Evli, eşi çalışmıyor ve 3 çocuğu varsa dediğimiz gibi bu 258 liranın tamamı işçinin maaşına dahil oluyor. Ve bununla beraber aslında asgari ücret AGİ ile beraber en az 1603.12 lira, en fazla da 1709.67 lira. Yani asgari ücret dediğimiz gibi ne kadardır asgari ücret? Asgari ücret 1450 liradır.
Ama Agi ile beraber 1603 lirayla 1709 lira arasında medeni duruma göre, çocuk sayısına göre, eşin çalışıp çalışmamasına göre işçinin cebine ayrıca bir miktar daha fazla giriyor. Şimdi biz bunların detaylarını daha da fazla anlatmaya çalışacağız. Şimdi telefonlar da alacağız. Malatya'ya gidelim. Metin Kurt hattımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar ses biraz az. Sesi açabilirsek ben daha net duyayım. Alo. Evet Metin Bey. İyi akşamlar. Ben Malatya'dan arıyorum. Özgür Bey sizi. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun. Ben özel bir sektörde çalışıyorum da. Yalnız birkaç tane sorum olacak size. Şu anda ses çok az bizim stüdyomuzda ve ben sizi çok az duyuyorum. Hatta duyamıyorum. Hemen arkadaşlar zaten gerekli işlemleri yapacak. Sesiniz biraz daha fazla gelecek. Ben daha net duyup size çok doğru bilgiler aktarmak istiyorum. Evet, tekrar alalım lütfen. İsmim Metin Kurt. Evet. Ses şu anda gayet Malatya'dan iyi. Arıyorum. Evet. Özgür Bey, ben özel bir sektörde çalışıyorum da birkaç tane sorum olacak sizin için de. İlgilendirebilir misiniz bizi? Birincisi bu emeklilikte yaş bekleyenler için bir düzenleme var mı? Ya şu anda burada ses hiç anlaşılmıyor. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar şu anda teknik bir problem var sanırım. Hemen onu düzeltecekler. Biz tekrar sizinle bir bağlantı kuracağız. Stüdyoda gerçekten de ses hiçbir şekilde anlaşılmıyor şu anda. Çok yoğun bir talep oluyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz programımızda. Hatta işte telefonlara bakan arkadaşlarımız var. Burada güvenliklere kadar bütün telefonlar çalıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgi gösteriyorsunuz programımıza. Ben de net bilgi vermek istiyorum. Böyle hemen anlaşılmazsa dahi geçiştirmeye çalışmak istemiyorum. Bu nedenle tekrar bağlantı kuracağız. Şimdi asgari ücrete bağlı olarak birçok değişiklik var dedik. Asgari ücretle ilgili ilk rakamlar açıklanır açıklanmaz. Biz Olay TV'de haberlere bağlandık. Rakamları açıkladık. Ve de açıkladığımız rakamlarda da hesaplamaları yaptık. Asgari ücretin 1450 lira olduğunu söyledik. Buna bağlı olarak bugün İşte Türkiye'de siyasiler asgari ücreti tartışıyorlar, konuşuyorlar. Başbakan yardımcısı bir açıklama yaptı. Asgari ücret 2002'de 184 liraydı. Şu anda 1603 lira olarak söylendi. Hayır, doğru değil. Doğrusu neydi? Asgari ücret 2002'de 184 liraydı. Şu anda asgari ücret 1450 lira. Bunu da ifade edelim. Çünkü asgari ücret çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bizleri de o kadar çok arayan var ki, Özgür Bey diyorlar ki asgari ücretle ilgili Sayın Bakan açıklama yaptı. Net asgari ücret 1603 lira dedi. Biz onun üzerine bir de AGİ mi koyacağız? Hayır. AGİ dahil edilmiş şekilde asgari ücret rakamlarıdır bu. Bu nedenle yanlış olmasın. Hemen Facebook, Twitter, Instagram hepsinden zaten sorular alıyoruz. Oradan gelen sorular da var. Birkaç tane soruya da hemen böyle hızlı bir şekilde yanıt da verelim. Hemen bakalım şöyle sorulara. Evet, bence asgari ücret şimdi 1800 lira olmalı. Her şeyin %100 arttığı bir ülkede 15-16 yıl geçmiş ama rakamlar 2002'de kalmış. Hiç büyümemiş ne hikmetse diye Hülya Yıldırım böyle bir eleştiride bulunmuş. Yine biz devam edelim. Facebook, Twitter, Instagram hepsinden sorularınızı alacağız. Şöyle hızlı bir şekilde hemen girelim. Çok soru da geldiği için hemen böyle şey yapamıyoruz. Açamıyoruz da. Hasan Kocabaş diyor ki, Özgür Bey iyi akşamlar. Benim babam 1985 ile 1994 arasında köyde mandıraya süt vermiş. Ama Bağkur'a kayıt olmamış. Şimdi kayıt olabilir mi? Geriye dönük teşekkür ederiz. Normalde geriye dönük kayıt yoktur. Fakat tarımda müstahsil makbuzu diye bir makbuz var. Müstahsil makbuzuyla ürünlerini satmış olanlar %1 Bağkur kesintisi yaparlardı ve geçmişe dönük bu durumda olan kişilerin ziraat odası ve kooperatiflere kayıtları varsa şayet belgeleyebiliyorlarsa direkt geriye dönük bu Bağkur günlerinin parasını ödeyerek alabiliyorlar. Ziraat odasına kaydı yoksa ne olacak peki? Bu durumda olanlar davayla en kötü ihtimal dava açarak günlerini geri alabilirler. Tabii duyuluyor esnaflar, şirket ortakları. Geçmiş dönemle ilgili Bağkur günlerini canlandıramazlar ama tarımla ilgili olanlar geçmiş dönemlerini canlandırabilirler. Onlarla ilgili bir sorun yok. Bektaş Bey bizi arıyor İstanbul'dan. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Özgür
Bey, ben yurt dışından günlerimi getirdim, çalışma belgemi. Evet. Hangi ülke? Rusya. Evet efendim. 4 yılım var benim. Evet. Sigorta başladığım 9. ayın 1995. 67 doğumluyum. Şimdi 1995 yılında sizin sigorta başlangıcınız var. 9. ayda. Evet. Evet, Rusya'da siz ne zaman çalıştınız? 89'da. Şimdi normalde siz 5750 günde 55 yaşında emekli olmalıydınız. 1989 ile 1993 arasında mı Rusya'da çalıştınız? 95'te, 89-95 arası. Tamam. 89-95 öyleyse yaklaşık... Evet. 94'te bir boşluğum var yani, 1,5 sene. Toplamda 4 yılınız var ama sizin. Evet, bu 4 yıllık süreyi, işte, evet. 4 yıllık süreyi borçlanabilirsiniz. 4 yıllık süreyi siz borçlanırsanız 4 yıllık bu süre sizin işe başlama tarihinizi 1991'e çeker. Ne zaman askere gittiniz acaba? 87-88. Tamam. Askerlik borçlanması da yaparsanız şayet, askerlik borçlanması da sizin işe başlama tarihinizi 1,5 yıl geri çeker. 1989'un 6. ayına kadar hemen hemen gelirsiniz siz. Bu şekilde borçlanmalarda yaparsanız 51 yaşında, normalde 55 yaşında emekli olmanız gerekiyor ama borçlanmaları yaparsanız 51 yaşında emekli olabilirsiniz. Kaç doğumlusunuz efendim? 67. Özgür Bey, kaç yıl borçlanmam lazım? Ben zaten şu anda 4 yılım var herhalde emekliliğe. Tamam. Şimdi siz normalde 2018, yani bu yıl siz doğum gününüzde günlerinizi tamamlarsanız şayet 1989'a kadar hemen hemen geriye doğru çekeceksiniz. 1989, 25 yıllık süre zaten dolmuş. Prim günleriniz varsa siz bu yıl emekli olabilirsiniz. 800 ama kaç yıl borçlanmam lazım benim? Şimdi şöyle, 1995'in 9. ayının... 95'in 9. ayın kaçıydı tam olarak? Bana bir gün de söyleyin başlangıç. 9. ayın kaçında başlamıştınız Türkiye'de ilk defa sigortaya? Birinde, 9. ayın biri. Birinde. Sizin 51 yaşında bu yıl emekli olabilmeniz için 1989'un 11. ayının 23'üne kadar geriye doğru gitmeniz gerekiyor. 31-23, 8, 8+12-11 dediğimizde 9... 1994-1989 dediğimizde siz askerlikle beraber yurt dışı borçlamanızı 5 yıl, 9 ay, 800 gün borçlanırsanız şayet bu yıl prim günlerinizde tamsa 2018 doğum gününüzde emekli olursunuz. 5 × 360, hemen sizin için hesaplama yapayım. 1800, 9 × 30 + 5 = 275 + 1800. 2075 gün borçlanacaksınız. 2075'te şu anda asgari ücret 2029.50 lira oldu. Bunun %32'sinin 30'a bölünmesiyle bulunan rakamla borçlanıyorsunuz. Günlük borçlanmalar en az 21.64 lira oldu. Çarpı 2075 gün borçlanırsanız 44.903 lira ödersiniz ve bu yıl siz prim günlerinizi de 5450 gününüzde varsa ya da bu günlerle 5450 güne de ulaşırsanız doğum gününüzde bu yıl emekli olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Telefonları alacağız. Dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanına gideceğiz. Sadece Türkiye'de nasıl emekli olurum değil, yurt dışı borçlanmasıyla yurt dışında çalışanlar, Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri olsun ya da diğer ülkeler, Arap ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız için de hiç fark etmez. Borçlanmalar yapılabiliyor. Sadece anlaşmalı olan ülkelerde 20 tane ülkeyle ikili sosyal güvenlik anlaşmamız var. Bu ülkelerde işe başlama tarihleri Türkiye'den işe başlama tarihi sayılıyor. Bu yönden çok avantajlıdır. Şimdi telefonları dediğimiz gibi alacağız ama hemen ben taşeronla ilgili birkaç konuda bilgi yine aktarmak istiyorum. Bununla ilgili canlı telefon bağlantıları da yaptık zaten. Bilgiler aktardık. Şimdi nasıl işleyecek taşerona kadro konusu? Adile Okumuş'un telefonunu alıyoruz. Sonra hemen taşeronla ilgili bilgi aktaracağım. Alo. Alo. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Özgür Bey. Ben size iki sorum vardı. Bir tanesi, ben 61 yaşındayım.
Hala çalışıyorum. Evet. 3000 küsür günüm var. Geriye dönük doğum borçlanması kanunu çıktı mı? Artık gücüm kalmadı çalışmaya. İlk defa ne zaman sigortalı oldunuz? 2005. ayında ben sigorta başlangıcım var. 2000 yılının 5. ayında doğumlar 2000 yılının 5. ayından önceydi değil mi? Evet, önceydi. Evet, bu durumda evet. Sizin borçlanma hakkınız yok maalesef. Her zaman konuştuğumuz, eleştirdiğimiz muhakkak kadınlara bu hak verilmeli. İlk defa sigorta öncesi doğum yapan kadınlara muhakkak doğum borçlanma hakkının verilmesi gerektiğini söylüyoruz ama bununla ilgili maalesef bir çalışma yok. Bu nedenle siz 2000 yılında da ilk defa sigortalı olduğunuz için Bağkur'dan 15 yıl 5400 gününüzü tamamlayarak Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. 5400 gün olmadan siz emekli olamazsınız maalesef. Ya da 4500 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz. 4500 günle de 2000 yılından sonra 25 yıl geçmesi gerekiyor. 2025 yılına kadar 4500 güne ulaşırsanız SSK'dan da 4500 günle emekli olursunuz. Bunun dışında maalesef gün satın alayım, doğum borçlanması yapayım demek gibi bir şansınız yok. Üzülerek söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şimdi taşeronuna kadroda nasıl bir yol izlenilecek? Bununla ilgili ben bir çalışma yaptım. Bunu anlatalım isterseniz. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Aslında kamu kurumlarında taşeron olarak çalışanlar vardı. Belediyelerde çalışanlar var. Yaklaşık olarak 400 diye baktığımızda 800 bin kişiye ilgilendiriyor. Ama bunların aileleriyle beraber baktığımızda milyonları da ilgilendiren bir durum. Şimdi devlet kurumlarında çalışan kişiler kadroya geçişte avantajlı. Belediyede çalışanlar o kadar avantajlı diyemeyiz. Çünkü ikisini ayırmamız gerekiyor. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sara Eroğlu katıldığı programlarda sürekli o 450 bin kişiden bahsediyor zaten. Diyor ki biz 450 bin kişiye kadro verdik. Çünkü belediyede çalışanlara bir kadro verilmedi. Net söyleyelim, belediyede çalışanlara bir kadro verilmedi. Sadece belediyede çalışanlar taşeron firmada çalışıyordu. Artık taşeron firmada çalışmayacak. Belediyelerin BİT dediğimiz belediye iktisadi teşebbüslerinde sigortalı olacaklar. Yani belediyeye bağlı hangi belediye ise o belediyeye bağlı çalışan olmayacaklar. O belediyelerin açmış olduğu, kurmuş olduğu şirketlerde sadece sigortalı olacaklar. Şimdi peki bu işlemler nasıl olacak? 2 Ocak'ta müracaatlar başladı biliyorsunuz. 11 Ocak'a kadar müracaatlar olacak. Nereye? Taşeronda çalıştığınız yere mi müracaatta bulunacaksınız? Ben kadroya geçmek istiyorum diye. Hayır. Hangi belediyeye, hangi kamu kurumuna başlayacaksınız, nerelerde taşeron olarak çalışıyorsanız o kuruma müracaatta bulunacaksınız. Örnek veriyorum, Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nde çalışan birisi Osman Gazi Belediyesi'ne müracaatta bulunacak. Yıldırım Belediyesi'ndeki Yıldırım Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Çalışma Bakanlığı'na müracaatta bulunacaklar. Kuruma müracaat 2 Ocak'ta başlayacak. 11 Ocak'a kadar müracaatları alacaklar. Müracaatlarda hazır bir form var zaten. Bu formu dolduruyorsunuz. 5 adet fotoğraf, sicil belgesi, öğrenim durum belgenizi veriyorsunuz. Müracaatlar başlıyor. Şimdi bununla ilgili aynı zamanda emekliler kadroya alınmadı. Emekli olarak şu anda çalışanlar işten çıkartılacak. Emekliliği gelenler yine işten çıkartılacak, tazminatları verilecek. Emekliliğinin gelip gelmediği nereden anlaşılacak? Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatta bulunmaları gerekiyordu. Taşeronda çalışıp da kadroya geçmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumları'na müracaat ettiler. Çok yoğunluk oldu. Sosyal Güvenlik Kurumları ve Çalışma Bakanlığı açıklama yaptı. Dediler ki bu 2 Ocak 11 Ocak arasında evrak getirmenize gerek yok. Daha sonra 12 Ocak 20 Şubat arasında 40 günlük bir süre var. İncelemeler yapılacak, değerlendirilecek. Bu ön inceleme aşamasında evraklar incelenirken o zaman da getirebilirsiniz dediler. 12 Ocak 20 Şubat arasında inceleme olacak. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayanlar 3 gün içerisinde 21 Şubat'la 23 Şubat arasında itirazda bulunacaklar. İtiraz sonucunda da listeler asılacak. Artık hangi kamu kurumu, hangi belediyede kim taşerondan kadroya geçiyorsa bu kişilerin isimleri açıklanacak ve o kişiler de sınava girecekler. Ne zaman sınava girecekler? 3 Mart, 22 Mart arasında sınav olacak. Şimdi sınav nasıl olacak?
Bugün ben de izledim. Çalışma Bakanı'na da soruldu. Sınav nasıl olacak? Çalışma Bakanı vallahi ben de bilmiyorum dedi. Nasıl olacak dedi. Bakacağız dedi. Değerlendireceğiz dedi. Sözlü mü olacak, yazılı mı olacak, mülakat mı olacak? Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz dedi. O yüzden demek ki bir netlik yokmuş. En yetkili ağız çünkü bunu söyledi. Şimdi sınavların nasıl olacağını bilmiyoruz açıkçası. Sadece şunu biliyoruz. Sınavlarda 50 ile geçme olacak. Ama işte ilkokul mezunları var, taşeronlarda çalışan, hiç okumamışlar var, ortaokul, lise. Nasıl bir sınav olacağını açıkçası bilmiyoruz. Hiç kimseyi yanıltmayalım. Sınav olduktan sonra sınav sonuçlarına itiraz olacak. Yani sınav çok basit olacak. Herkes sınavı geçecek diyoruz ama yetkililer de bunu söylüyor ama demek ki geçemeyenler de olacak ki 3 günde sınava da itiraz olacak. 3 gün. Daha sonra 23 Mart, 26 Mart arası sınava itiraz. Daha sonra da artık belirlenecek 2 Nisan 2018 itibariyle kadroya geçişler olacak. Ama 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle mi kadroya geçecekler? Hayır. 4 Aralık 2017'den geçerli olmak üzere kadrolu olacaklar. Detaylarını anlatacağız. Denizli'ye gidelim. Osman Tetik hattımızda. Alo. Alo. Osman Bey hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. Hoş bulduk Yozgur Bey. Buyurun efendim. Benim sorum oğlum için. Evet. Şöyle 24.9.1967 doğumlu. Evet. Birebir 1987 sigorta girişli. Evet. 3740 gün sigorta mevcut. Evet efendim. Birebir 2003 tarihinde de bağ kurulu oldu. Hala şu anda devam ediyor. Tamam efendim. Ne zaman emekli olabilir? Evet. Acaba? Çok teşekkür ederim. Denizli'ye selamlarımı, sevgilerimizi gönderelim. Şöyle söyleyelim. Normalde 1.1.1987 yılında ilk defa sigortalı olduğu için SSK'dan emekli olmak isterse 50 yaşında 5.375 günle emekli olacak. 1987 yılında başladı. 1987 ile 2002 arasında hiç boşluk yoksa şayet Bağkur'dan da 50 yaşında emekli olur 9.000 günle. Fakat 1.1.1987 yılı anladığımız kadarıyla burada boşluk da var 2003 yılına kadar. Şöyle 1987 hemen hemen primler 10 yıllık prim var. 1997'ye kadar geliyor. 2002'ye kadar 5 yıl gibi bir boşluğu var. Bağkur'dan 52 yaşında, SSK'dan 50 yaşında emekli olabilir. Peki SSK'dan nasıl emekli olacak? Emeklilikte son 1261 gün nereden prim ödenirse oradan emekli olur. SSK'dan 2 yıl önce emekli olur, Bağkur'dan 2 yıl geç emekli olur. SSK'dan emekli olduğunda daha az prim günüyle 5375'te emekli olur. Bağkur'dan emekli olmak isterse 9000 günle emekli olur. SSK'dan daha fazla maaş alır, Bağkur'dan daha az maaş alır. Değerlendirme artık size kalmış. Çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir hesaplama da yaptırabilirsiniz. Sosyal güvenlik uzmanları artık Türkiye'nin dört bir yanında. Denizli'de de sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlarımız var. İzmir'de var, İstanbul'da var. İşte Bursa'da biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Birçok ilde artık sosyal güvenlik uzmanları var. Sosyal güvenlik uzmanlarına gidip profesyonelce destek alıp ücret mukabilinde destek alıyorsunuz. Çünkü bağımsız bir kuruma bağlı değildir sosyal güvenlik uzmanları. Ve değerlendirmelerinizi ve planlarınızı yapıp ona göre şekillendiriyorsunuz durumunuzu. Benim maddi durumum iyi değil, ben uzmanlara gidemem derseniz alo 170'i arayabilirsiniz. Ücretsizdir, sosyal güvenlik kurumunun ücretsiz bilgi vereceği bir sistemdir. Ya da aynı zamanda sosyal güvenlik kurumlarına da gidip gerekli bilgileri alabilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra birçok konu var. Aynen devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, programımızın ikinci bölümüne başladık. Olay TV'deyiz. Bursa'dan sizlere bu programı yapıyoruz. Bilgiler aktarıyoruz. Şimdi sorular bir hayli fazla. Hemen hızlı bir şekilde Facebook, Twitter, Instagram'dan gelen soruları hızlı hızlı cevaplar aktarmaya çalışacağım. Fatih Kızıl Tunç diyor ki, Özgür abi iyi akşamlar. Engelliğim vergi indirimim var. 2778 TL emekli maaşı çıkıyor SGK sitesinde. Nisan veya Mayıs ayında emekli olursam bugün açıklanan 5.69 zammı alabilir miyim? 5830 TL aylık kazancım, 4 ayda bir ikramiyem var. Çalışmalı mıyım, emekli mi olayım? Bence çalışın, emekli olmayın. İyi bir geliriniz var.
emekli olduktan sonra aynı bir iş yerinde çalışmak isterseniz şayet hem emekli maaşınızı alarak hem maaşınıza bir kesinti olarak çalışmaya da devam edebilirsiniz. Ama emekli olduğunuz için sizi işten çıkartacaklarsa zaten hesaplamayı yapmışsınız siz 2778 lira. Ama bugün baktığımızda 5830 lira kazancım var diyorsunuz. Daha fazla bir kazanç elde ediyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam çalışmaya devam ederim. Emekli olursanız evet emekli olan kişiler zamlardan etkilenir. Bu artışlardan etkilenirsiniz. Daha da yüksek olabilir. Ama şunlar soruluyor. Bugün şimdi hatta girerken hemen arkadaşlarımız da sormaya başladılar. Sosyal güvenlik sisteminin maaş hesaplama sistemi 2017 Aralık ayında işte bir maaş hesapladık. Şimdi hesapladık. 300 lira eksik gösteriyor. Ne diyorsunuz diyenler var. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortalama bir maaş hesaplama sistemi var ama o sistemle ilgili zaten altında not da var. Bu bilgiler kesin değildir. Kesin bilgiler kurumun kayıtları esas alınır diyor. Bu nedenle siz hesaplamayı yaptıktan sonra yine bir sosyal güvenlik uzmanıyla aynı zamanda bir hesaplama yapın derim. Özellikle emekli maaşına göre işi bırakıp bırakmayacaklar. Daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için bu yolu izleyebilirler. Elif Çağrı Ekin diyor ki ben 1978 doğumluyum. 26.994 girişli sigortalıyım. Bir yıla kadar kısa bir süre çalıştım. Şimdi yeni yıldan sonra işbaşı yaptığımda ne zaman emekli olabilirim diyor. 1994'ün 6. ayının 20'sine göre siz 51 yaşında emekli olacaksınız Elif Hanım. 51 yaşında prim günleriniz 5750 gün olduğunda 51 artı 1978 doğumlusunuz. 2029 doğum gününüzde yasalarda bir değişiklik olmazsa emekli olabileceksiniz. Başlangıç gerçekten emeklilik açısından çok önemli. Mukadder Fazlılar bizi Bursa'dan arıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ederiz Mukadder Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun kış efendim. Kış bulduk. Ben 2005'te Bağkur'a başvurduk. Evet. Bağkur, hani 2005 Mart'tan bu yana tamam. Bağkurluyum. Yaşım şöyle 16 Temmuz 1965. Aralıksız prim mi ödüyorsunuz? Tabii aralıksız prim ödüyorum. Tamam. Prim ödüyorum. İsteğe bağlı mı ödüyorsunuz? Yok, hayır. İsteğe bağlı değil. Çalışıyorsunuz. Benim ortaklığım var iş yerinde. Ha, şirket ortağısınız. Yani Bağkur prim ödüyorsunuz. 1965 baktığımızda siz 52 yaşındasınız. 2005 yılı girişinize göre 15 yıl prim 2020 yılında siz primlerinizi tamamlayacaksınız. 15 yılınız dolacak. 1965, 60 yaşında da yaşınızı tamamlayacaksınız. 2020 yılına kadar primleriniz tamamlanıyor. Fakat yaşınızı bekleyeceksiniz. Yaşınızı da 60 yaşında 2025'te tamamladığınızda emekli olacaksınız. Şirket ortaklığınız devam ederse şayet siz prim ödemeye de devam edeceksiniz. Bu şekilde emekli olabilirsiniz ya da... 7200 prim gününe ulaşın diyeceğim ama 7200 prim gününe de ulaşma şansı da var aslında 2025'e kadar. Yani aynı dönemlere ya 60 yaşına geliyor hemen hemen ikisi de. Bu nedenle 7200 prim günü ya da 5400 prim günüyle emekli olabileceksiniz. Çünkü dediğimiz gibi 1900 şöyle 2005 artı 20 yıl 2025 her halükarda siz 5400 günle de emekli olmak isterseniz, 7200 günle de emekli olmak isterseniz 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz. Siz 1965 dediğim gibi 65 dediğimizde de 2025 yılından önce sizin emekli olmanız mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela 2005 yılında siz başladınız, prim ödüyorsunuz. Bağkur primleri yaklaşık 700 liradır şu anda yükseldi Bağkur primleri. Siz her ay 700 lira ödüyorsunuz. Emekli olduğunuzda da 700 liranın biraz altında bir rakam maaş olarak alacaksınız. Alacağınız maaş gerçekten çok düşük olacak. Çünkü başlangıcınız 2000 yılından özellikle 2005'te başlamışsınız. 2008'den sonra çok priminiz olacak ve çok düşük bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalacaksınız. Sürekli eleştiriyoruz. Diyoruz ki bu emekli maaşları böyle gitmez. Emekli maaşları ile ilgili muhakkak bir düzenlemenin
olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Her ortamda da zaten dile getiriyoruz. Düşük emekli maaşları ilerleyen yılların sosyal güvenlik sistemindeki en büyük problemi olacak. Bunları şu anda programımızı izleyenler, bizleri takip edenler hatırlarsa derler ki biz bir gün soğuk bir kış akşamında yeni yıla girmiştik. Bir program görmüştük. Programı izlerken de programda sosyal güvenlik konularında bilgi veren kişi düşük emekli maaşları demişti ama biz anlayamamıştık. Ama gerçekten de çok da düşük maaş aldık diye de daha sonra bununla karşılaşacaksınız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gelen sorulara bakıyorum. Evet, Bilal Kıtay diyor ki Özgür Bey ben emekliyim. Özürlü eşim çalışıyor. İki çocuk var. Eşim çocuk parası alabilir mi? Evet, alabilir. Bakıma muhtaç, ağır engelli bakıma muhtaç ise müracaatta bulunup 4 kişi evde yaşıyorsunuz. Gelire bakılarak size maaş bağlanabilir. Muhakkak müracaatta bulunun derim ben size. Evet, Azime Koyuncu 1994 göreve başladı. 1998 yılında oğlum TSK vefat etti. 2008 yılında tarafıma dul maaşı bağlandı ve gün eksikliğinden dolayı iptal edildi. Mahkeme kararıyla askeri okul dönemini hizmetten saydırdık ve maaşa bağlanma aşamasındayım. 2008'e geriye dönük maaş alabilir miyim? Alabilirsiniz. Geriye dönük maaş 2008 davayı 2008'de açtıysanız 2008'den sonraki maaşlarınızı hemen alabilirsiniz. Aksi halde hemen maaş talebinde bulunmadıysanız son 5 yıllık parayı size verirler. Mustafa Bey Denizli'den biraz önce görüşmüştük sanırım. Yanlış mı oldu? Yanlış bir isim mi? Alo. Yanlış değil. Başka bir Mustafa Bey ile görüşüyorum. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Ben birinci ayın 10'u 1968 doğumluyum. Evet efendim. 5'e 5 1990'da sigortaya girdim. Tamam efendim. Hala şu anda çalışıyorum ve askerlik borçlanmasını ödemek istiyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Askere ne zaman gitmiştiniz? 88'de gittim, 89'da geldim. Tamam, 18 öyleyse. Ay yaptım askerliği. Tamam. Siz normalde 52 yaşında emekli olacaksınız. 5525 günde 52 yaşında emekli olacaksınız. 1968 evet. Doğumlusunuz. 52 dediğimizde 2020. Askerlik borçlanması yaparsanız yani 1989'un 11. ayının 23'üne kadar geriye dönük askerlik borçlanması yaparsanız hemen sizin için bir hesaplama yapayım. -23 12 4 artı 12 eksi 11 dediğimizde 5. 5 ay 12 gün askerlik borçlanması yaparsanız 6 ay da diyebiliriz. 6 ay askerlik borçlanması yaparak siz 51 yaşında emekli olabilirsiniz. 5 ay 12 günlük askerlik borçlanması da 51 yaşında 1968 doğumlusunuz. 2019 doğum gününüze çekersiniz emekliliğinizi. Muhakkak askerlik borçlanması yapın ama tamamını yapmak zorunda değilsiniz. Size 5 ay 12 gün şu anda yeterli. Onun bilgisini vermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Denizli'ye selamlarımızı, sevgilerimizi gönderdik. Evet, çok da böyle sorular hemen hızlı hızlı da geçmek istemiyorum. Gelen sorulara şöyle hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. Şuradan hemen açtık sorumuzu da. Evet, Azime Koyuncu oğlum. Azime Hanım'la ilgili bilgi verdi. 92 yılında göreve başladı. 1990 yılında vefat etti. Emekli sandığı 5 yıl 10 ay 7 gün üzerinden tarafıma ikramiye ödendi. 2008 yılında oğlumun maaşına bağlandım ve maaş ödemeden SGK prim günü eksikliği nedeniyle iptal etti. 2007 yılında mahkeme kararıyla askeri okul dönemini saydırdım ve borçlanmayla emekli hakkı kazandım. 2008'den bugüne kadar. Şimdi dava açtıysanız, davada da talep ettiyseniz şayet bu paralarınızı alabilirsiniz. Zaten günlerinizi, askeri okuldaki günlerinizi davayla saydırmışsınız. O tarihten itibaren ben maaşlarımı da istiyorum dediyseniz dava sonucuna göre o tarihten itibaren verirler. Aksi halde son 5 yıllık parayı alabilirsiniz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Bugün programımızda taşeronlarla ilgili bilgiler aktardık. Asgari ücretle ilgili bilgiler aktardık ama ilerleyen programlarımızda daha da detaylı bilgiler aktaracağız. Telefon bağlantıları yaptık. Facebook, Twitter, Instagram'dan gelen sorulara da yanıt aktarmaya çalıştık.
Özgürerdursun.com.tr internet adresim. Bize ulaşmak isteyenler aynı zamanda Facebook'ta Özgür Erdursun, Twitter'da Özgür Erdursun, Instagram'da Özgür Erdursun olarak varız. Bizleri takip edebilirsiniz. Sorulara çok fazla Facebook'tan soru geliyor. Sorulara hemen cevap veremiyoruz. Kusura bakmayın. Ama yine böyle müsait olduğumda hemen cevaplar yazmaya çalışıyorum. Programımız bitiyor. Ben arabaya biniyorum. Hemen arka arkaya sorular geliyor. Daha sonra da sitem ediyorsunuz. Özgür Bey neden bize cevap vermiyorsunuz diye. İşte programımızda yaklaşık bir saattir anlattık konuları, cevaplar aktarmaya çalıştık. Radyodayız. Yarın saat 13-14 arası Olay FM'de canlı yayında olacağız. Yine oradan da yine sorulara cevaplar aktaracağız. Dilimiz döndüğünce her ortamda sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Son yasaları, yönetmelikleri, genelgeleri sizler için yorumlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da yaptık, anlattık, bilgiler verdik. Programımızın da sonuna geldik. Dediğim gibi bana ulaşmak isteyenler özgürerdosun.com.tr adresinden ulaşabilirler. Programımızı sonlandırdık. Bizleri izlediniz, tercih ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya biz yine bir aksilik olmazsa 22.15'te her hafta Olay TV'de oluyoruz. Çarşamba akşamları haftaya yine 22.15'te canlı yayında olacağız. Sizlerin sorularına cevaplar aktarmaya çalışacağız. Birçok konuda da bilgi aktarmaya çalışacağız. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.